Kızım. Onu görebildiniz mi anne? Evet Kudya. İyi ki oraya gitmişiz. Yoksa bu fırsatı bir daha bulamayabilirdik. Babam nerede? Dönüş yolunda olmalı. Dışarıda bir şey olmuş. Kalabalığı görünce ne olduğuna bakmaya gitti. İşte geldi. Yüce Tanrım. Çocuğun kim bilir ne derdi vardı. Sen kimden bahsediyorsun? Verandada baygın yatan bir çocuk vardı. Bütün gece yağmur altında burada geçirmişe benziyor. Köylüler ilk müdahaleyi yapmış. Ateşinin çok yüksek olduğunu söylediler. Kimmiş baba? Bilmiyorum canım. Onu bu köyde hiç görmedim. Ama bütün gece yağmur altında beklemiş. Bahçedeki ağaç evin altında. Nesi var bilmiyorum. Ama iyi ki köylüler onu fark edip hemen hastaneye kaldırmışlar. Hemen tedavi görürse kısa zamanda ayağa kalkar. Çok ilginç bir şey var. Köylülere kendisinin de doktor olduğunu söylemiş kızım. Aklım almıyor. Çocuk kendini ne sanıyordu acaba? Çünkü doktor olsan ne olacak ki? Kendine dikkat etmezsen hastalanman işten bile değil. Çocuk doktor ama yüksek ateşle hastanede şimdi. Gerçekten kim bu çocuk? Bu köyde tanıyan da yok. Dur. Kızım nereye gidiyorsun? Kızım. Kızım, kızım dur. Bekle. Kızım. Nereye? Ben çıkıyorum. Görüşürüz anne. Alo. İyi günler. Ben Mumbai'den arıyorum. Doktor Jagat'ın evi değil mi? Onun adı Jagu. Jagu mu? Aa, belki de ailesi ona böyle hitap ediyor. İyi günler. Benim adım Kunda. Kendisi benim kiracımdır. Burada karısıyla birlikte kalıyor. Sanırım kendisi bir yere gitmiş ve kimseye de bilgi vermemiş. Hastaneden evi aradılar. Oraya gitmediğini bildirdiler. Uzun süre bekledim ama dönmedi. Ben de belki babasının evine dönmüştür diye düşündüm. Bu numarayı hastaneden aldım. İyi ki kayıtlarında varmış. Hayır, buraya gelmedi. Zaten gelemezdi. Bu aileyle bir ilgisi kalmadı. Aman Tanrım. Bu nasıl olur? Üstelik adı bile farklı. Jagu gibi bir şey söyledi. Sorun ne acaba? Hiç bilmiyorum. Yoksa Jagu'dan haber mi var? Kaygılanmam gereken bir şey mi oldu? O çocuğun tek yaptığı şey insanların başını belaya sokmak. Sorun çözecek biri olmadı hiç. Her neyse, bizi artık ilgilendirmiyor. Ev sahibi boşuna kaygılanıyor. Onun buna değer biri olmadığından habersiz çünkü. O karısını düşünmeyen bir çocuk. Annesi, babası, amcası, yeğenleri hiç kimse umurunda değil. Biz niçin onu düşünüp üzülelim?
Ben çıkıyorum. Bundan emindim. Geleceğini biliyordum. Sen de benim gibisin Gauri. Bensiz duramazsın. Haksız mıyım? Hayır Jagat. Yani Jagleş demek istedim. Ben buraya sırf insanlığımdan geldim. Durumunu görmek için. Yoksa umurumda bile değilsin. Gauri, böyle şeyler söyleme. Bir kerecik olsun, kendimi ifade etmeme izin ver. Evet, kabul ediyorum. Evli biri olduğum doğru ama... senden şunu anlamanı istiyorum. Bu evliliğin benim için hiçbir anlamı yok. Ben kalbimin sesini dinleyemez miyim? Duygularıma boyun eğemez miyim? Duygularım bana bunu söylüyor. Seni sevdiğimi. Sadece seni Anandi'yi değil. Sevgini kaybetme korkusu o kadar büyük ki. Bu korku beni her şeyi senden saklamaya zorladı. Hem sen de geçmişini benden sakladın değil mi Gauri? Ağır olacak iş. Sakın ola beni suçlamaya kalkma. Seninle benim aramda büyük fark var. Ben geçmişimi sakladım. Çünkü ihanete uğramıştım. Ve her şey yaşanıp bitmişti. Geriye kalan sadece acı hatıralar vardı. Benim için buydu. Ama sen geçmişini sakladın çünkü gerçeği kabul edecek cesarete sahip değildin. Ve senin için bitmiş bir şey yoktu. Evliliğin hayatının bir parçasıydı. Hala da öyle. Her zaman da öyle olacak. Hayır Gauri. Hayır. Bak ben bunu sana anlatmaya çalışıyorum. Tek sorun bu değil. Benim hayatımda kimse kalmadı. Bir tek sen varsın. Anandi gibi... ailemdeki herkes benimle bağını kopardı.
Herkes beni reddetti. Çünkü hayatımda sen vardın. Ve bu da benim için Gauri her şeyden önemliydi. Yani sen de çekip gidersen... O zaman tamamen yalnız kalırım. Ben böyle yaşayamam. Belki bugün bu söylediklerin doğrudur. Samimi olabilirsin. Ama uzun yıllar boyunca sen bana sadece yalan söyledin, hayatımla oynadın. Bunu nasıl unutabilirim ki ben? Hayır Cagat, ben seni asla bağışlayamam. Asla. Gauri dinle beni. Cagat! Cagat kalk. Kalk. Kalk ayağa. Ah. İyi misin Cagat? Ha? Gauri sen beni bağışlayamazsan... O zaman buradan giderim. Ama sana yemin ediyorum... Evime asla geri dönmem. Anan diye asla geri dönmeyeceğim. Anandi benim çocukluğumdan kalan bir anı sadece. Sen artık benim her şeyimsin Gauri. Bunu sen de biliyorsun. Sensiz asla yaşayamam ben asla. Kaderin bize yaşattıklarını değiştiremeyiz. Bunlar bizim tercihimiz değildi. Çocukluğumuzdaki o düğünde Anandi benim karımdı. Belki ben farkında değildim. Ama ben seninle evlendim. Bu ne demek biliyor musun? Tek bir anlamı var. Tanrı bizi birbirimiz için yaratmış. Bu yüzden yıllar sonra yine karşılaştık. Ve bir daha hiç ayrılmadık. Bu gerçeği değiştiremezsin Gauri. Bunu kabul et. Düşün. İnan bana, ikimizin de kaderi birlikte yazılmış. Biz artık ayrılamayız. Hiçbir zaman.
Evet anne. Hakikat bu. Bunu kimse bilemezdi. Kader yine bizi Gauri ile bir araya getirdi. Yıllar önce Gauri o evliliğe hazır değildi. Ben de öyle. Ama kader bugün bizi yine bir araya getirdi. Tekrar kavuştuk. Bu yüzden uzun yıllar sonra biz farkında olmasak da kaderimizde karşılaşmak varmış. Geçmişi değiştiremem, bu mümkün değil. Ama bugün... bu defa Gauri'yi sonsuza kadar kabul etmek istiyorum. Onunla evlenmek, kalan hayatımızı beraber geçirmek istiyorum. Evlenecek misin? Ama sen zaten evlisin, hayatında bir kadın var. Hala evliyken böyle bir şeyi nasıl yapabilirsin? Nasıl olabilir ki? İnsanlar bize ne der sonra? Resmi evlilik yaparız. Resmi başvuru yapar, kanun nezdinde evleniriz. Biliyorum, yıllar önce bu geleneklerin geçerli tarafı vardı. Ama bugün kanun karşısında hepsi hükümsüzdür. Zaten sadece ikimizden bahsetmiyorum burada. Anan dili olan evliliğim de kanun önünde hükümsüz. Ama bu evlilik farklı. Her şey resmi olacak. Ve her anlamda. Ama toplum buna farklı gözle bakacak. İnsanlar anan değil karın kabul edecek. Kanunların hükmü bir yere kadardır evlat. Toplumun kendi kuralları var. Bunu onlara kim izah edecek? Anandi ne olacak? Bunu hiç düşündün mü? Kanun hükmünde bir yeri yok. Ben bunu sorun olarak görmüyorum. İnsanlara gelince bir süre sonra unuturlar. Anandi'ye ne olacağına gelince ben onu hiçbir zaman sevmedim. Sırf onun için bu evliliği sürdürmek mantıksız olur. Bir anlamı yok. Bu evlilik değil ki. Bir bağ. Zorla oluşturulmuş bir bağ. Gerçek buyken neden bütün hayatımı onunla geçireyim? Benim inancım odur ki Anandi de bu esaretten azat edilmeli. Yeni bir hayat kurmak onun da hakkı. Ki o da benim gibi masum. Neden başkalarının hatalarının bedelini ödesin? Neden bu anlamsız evliliğin yükünü o taşısın ve nereye kadar? Bu söylediklerim laf değil. Hepsini bilerek söylüyorum. Gauri ile evlenmesem bile anan diye hiçbir zaman geri dönmeyeceğim ben. Onu karım olarak kabul etmeyeceğim. Asla. Peki ya ailen, onlara ne diyeceksin?
Onlarla konuştun mu hiç? Kızımın yıllar önce evlilik yaptığın kız olduğunu onlara söyledin mi? Bak evlat. Bayan Kalyani köyde saygınlığı olan bir kadın. Bunu herkes biliyor. Bunu baban da biliyor. Ve sen de biliyorsun. Ben de biliyorum. Bize yıllar önce öyle büyük bir zarar verdi ki yaralarımız hala iyileşmedi. Benim kızımın yaşı çok genç. Tarifsiz acılara, aşağılanmalara dayanmak zorunda kaldı. Onun döktüğü gözyaşlarını bir tek biz biliriz, başkası değil. Senin ailen bizim bu köyde onurumuzla başımız dik yaşamamıza izin vermedi. Bir kere daha incinmeyi göze alamayız. Bu defa da yanlış bir şey olursa bunun altından kimse kalkamaz. Ailem için kaygılanmanız gerekmiyor. Onlarla hiçbir bağım kalmadı. Herkes benimle olan ilişkisine noktayı koydu. Jetsar'daki o aileyle bütün bağlarımı kopardım. Bu yüzden bir karar almanız önünde bir engel yok. Bunu önce annesiyle ve kızımla tabii, konuşayım. Tabii. Nasıl isterseniz. Aile senin hayatını sefil etti kızım. Yine aynı şeyleri mi yaşamak istiyorsun? Neden güzel kızım? Anne. Bana söylemediğini bırakmazdın. O düğünden bahsettiğim zaman kızar bağırır çağırırdın. Anne. O günü hatırlatmak zorunda mısın derdin. Genç yaşında çok fazla acı çektin sen. Çok fazla gözyaşı döktün. Sırf bu yüzden kabuslar gördün. Bunların hiçbirini unutmadın değil mi kızım? Her şey hala dün gibi ortadayken aynı hataya tekrar düşmek istemezsin değil mi? Şunu iyi anla. Senin için her zaman Jago'nun ikinci eşi diyecekler. Kanun ne derse desin, toplumun gözünde Anandi onun ilk karısıdır. Her zaman da öyle kalacak. Kızım, toplumun ne düşüneceğini önemsemiyor olabilirsin. Ama en azından geleceğini düşün, he? Onun söylediklerini duydun. Ailesindeki herkes onunla bağını koparmış. Bunun da ne anlama geldiğini tahmin edersin sanırım. O çocuk artık ailenin bir varisi değil. Hiçbir şey üzerine hak sahibi olmayacak. Ailesinin desteği olmadan ne yapar? Nasıl idare eder? Evinizi geçindirmek için para lazım. Parasız yaşanmaz. Açık konuşacağım. Ben o aileye zerre kadar güven duymuyorum. Ya gelecekte fikir değiştirir ve onu ikna eder. Daha da kötüsü, zor kullanarak eve dönmesini sağlarlarsa ne olur? Bir düşünsene kızım. Bir gün ailesine ve karısına döndüğünde ne yapacaksın kızım?
Ne yapacaksın? Hayatın bir kere mahvoldu. Onun yüzünden hayatın karartıldı, geleceğinle oynandı. Aynı tehlikeyi bir daha göze almak neden ha? Söyle, neden yapasın bunu? Evet kızım. Daha çok gençsin, başka adayların da olacak. Sen eğitimli, güzel, kültürlü bir kızsın. Sana layık olanla tanışacaksın kızım. Hayır anne. Bu endişelerin yersiz. Baba, geçmişle bugün arasında büyük farklar var. Geçmişteki Cagu'ya tabii ki asla güvenemezdim. Ama Jagat'a tamamen güveniyorum ben. Çünkü o sadece beni, bir tek beni seviyor. Jagat'ın beni asla bırakmayacağını biliyorum. Kızınızın sözüne güvenin. Jagat o zaman benim yanımda yer almamıştı. Ama bu defa benim için dünyayla savaşacağını biliyorum. Anne, herkes benim için Jagat'ın ilk karısı diyecek. Çünkü Anandi ile çocukken evlilik yaptı o. Benimle evlendiğinde de çocuktu. Ama Jagat'ın dediği gibi kanun nazarında bunların hiçbir hükmü yok anne. Durum buyken bu kadar kaygılanmak neden? Nasıl geçineceğimizi sordunuz. Evet kolay değil ama bizim Jagat'la ikimizin eğitimi var. İyi bir hayat sürecek kadar kazanırız mutlaka. Merak edecek hiçbir şey yok. Ayrıca biz Mumbai'de yaşayacağız. Jagat'ın ailesinden uzakta. Orada yeni bir hayata başlayabiliriz anne. Sizi anlıyorum. Son derece haklısınız. Bu sizler için de hiç kolay değil. Ama bu ilişkiyi kabul etmek benim için de kolay olmadı. Jagat'ın bir eşi olduğunu bile bile iki insanın evliliğini nasıl mahvederim? Ama anne, baba, Jagat gerçekten onu sevmiyor. Bana açıkça söyledi. Benimle evlenmese bile Anandi'ye hiçbir zaman dönmeyecekmiş. Yani bunda düşünecek ne var? Kabul etmeyerek üç insanın hayatını mahvetmek istemeniz neden? Bundan sonra Jagu'nun Anandi'ye bir faydası olmayacak. Birbirimizden uzak kalmak ne beni ne de onu mutlu edecektir. O zaman neden? Neden anne? Bir şey söyle baba. Tamam hayatım. Ona bu kadar güveniyorsan eğer bize fazla söz düşmez. Sen mutluysan biz de mutluyuzdur. Bu birlikteliği kabul etmeyerek üç insanın hayatını mahvetmek istemeniz neden? Bundan sonra Jagu'nun Anandi'ye bir faydası olmayacak. Birbirimizden uzak kalmak ne beni ne onu mutlu eder. O zaman neden? Neden anne? Sen bir şey söyle baba. Tamam hayatım. Ona bu kadar güveniyorsan eğer bize fazla söz düşmez. Sen mutluysan biz de mutluyuzdur. Jagat! Jagat! Annemle babam evlenmemize onay verdiler.
Ben nikah işlemlerini başlatayım. Ne kadar erken evlenirsek bizim için o kadar iyi. Evlat dinle. Nikah için gün aldıktan sonra hep birlikte mabede gidelim. Resmi evlilik bizim için de pekala yeterli. Fakat bazı adetleri de yerine getirmek isteriz. Bunu da Tanrı'nın evinde, huzurunda yapacağız. Fakat nikah için en az bir ay sonrasına gün verebiliriz. Bir ay mı? Evet. Bunu biraz öne çekemez miyiz efendim? Hayır. Yasalara göre nikah için en az bir aylık süre zaruridir. Bir şey yapamaz mıyız? Bir an önce evlenmek benim için çok önemli. Belki bir yolu vardır. Bu mümkün değil. Sana söyledim. Nikah için en erken bir ay sonrasına gün alabilirsin. Teşekkür ederiz. Önemli değil. Ne oldu kardeş? Mesele nedir? Her sorunun bir çözümü vardır. Ve imkansız denen her işi bitirmenin bir yolu. İstersen sana ben yardımcı olabilirim. Gel benimle. Göze batmıyor. Evlenmek istiyorsun. Hem de hemen. Bu mümkün. Ama önce elini cebine atman gerek. Başvuru formuna geçen ayın tarihini attık mı sorun kalmaz. İşin kolayca görülmüş olur. Evet, bu kadar basit işte. Ama bunu tek başıma yapamam. İmzasını almam gereken bazı memurlar var çünkü. Bunun için de biraz... Benim sevgili torunuma 5. yaş günü için aldığım bir hediye. Babaannen bunu bulabilmek için çok uğraştı. Al bakalım. Bu senin için beğendiğim kolye çok değerlidir. Ha? Thank you.
Bu kolye seni bütün kem gözlerden koruyacaktır. Cagu, babaannen bu kolyeyi senin için çok severek aldı. Sen de onu boynundan hiç çıkarma. Anlaştık mı? Hayır anne, asla çıkarmam. Bunu her zaman takacağım. Bu işi görmeye yeter mi? Fazlasıyla yeter de artar bile. Hiç şüphen olmasın. Tamam, sen git şimdi. Ben evrakları hazır ederim. Yarın sabah 9'da burada ol. Karın da yanında olsun mutlaka. İşinizi hemen hallederiz, tamam mı? Ben gidiyorum, görüşürüz. Babaanne. Beğendiğini umarım. Senin için aldım. Benden bir hediye olarak sakla. Görüyorum ki gelinim hayat mücadelesi vermeye hazır. Her ne başarmak istiyorsan, o yolda sana yardımcı olsunlar. Yeni yaşamının beyaz sayfalarını bu kalemlerle doldur. Sen ne istiyorsan onu yaz. Tanrı seni başarılı kılacaktır. Ben bundan eminim.
Tebrik ederim. İkinize de mutluluklar dilerim. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Damat. Kızım. Derhudar ol kızım. Derhudar ol. Kızım, tatlıye. Tanrı ikinizi de korusun. Bir yastıkta kocayım. Hep çok mutlu olun. Mutlu musun kızım? Sana güveniyoruz damat. Kızımızı mutlu et. Mabede gitmek için arabaya ihtiyacımız olacak. Ben bir tane bulup geleyim. Tamam. Gel. Çiçekler çok dikkat çekiyor. Artık çıkarabiliriz. Aa, haklısın. Aynı şeyi düşünüyordum. Bir saniye. Kolyen nerede Jagat? Boş ver, bunu sonra konuşuruz. Önemli değil. Söylesene Jagat, sen onu hiç çıkarmazdın. Gerçekten önemli değil. Bilmek istiyorum. Bugün niçin takmadın? Ne oldu? Evlenmek için erkene gün almak zorundaydık. Bunun için de para gerekti. Ben de onu elden çıkardım. Ama o sana ailenin hatırasıydı. Jagat, onu sattın mı? Benim için... Gauri, sen hayatımda ol yeter. Bunun için her şeyi feda edebilirim. O kolyenin benim için artık hiçbir değeri yok.
Saranagarte dinarte paritran prayide sarvityadhari devi narayani namastute om vakratundo mahakai kursuri sarani trambike gauri narayani namastute ramakyam jagadishwaram sumhuram maya manushyam harim vande aham karunakaram raghuvaram bhupal kesariya